İkinci kur soru 1. Benden sarı boyalı bölgenin alanını istiyor. Bu bölgenin alanı neye eşittir? İntegral 0'dan 3'e x kare dx. O da x küp bölü 3 0'dan 3'e 3'ü koydum yerine 27 bölü 3'ten cevap 9'dur. 0 koyarsan zaten 0 gelir. Soru 2. Buranın alanını istemiş benden. Eksi 1'den 2'ye kadar 3x kare artı 4 dx geldi. Üstü bir artırıp artıma bölersem x küp artı 4x sınırlar. Eksi birden 2'ye. 2'yi koydum. 8 artı 8. Eksi 1'i koydum. Eksi 1 eksi 4 geldi. 16 artı 5 geliyor. Dikkat et. Cevap 21'dir. Şimdi e, bana diyor ki hangileri doğrudur demiş. Sarı boyalı bölgenin alanı şu kısım. Eksi 3'den 0'a fx dx olmalı. Doğru. Turuncu boyalı bölgenin alanı 0'dan 2'ye fx dx olmalı. Doğru. Mavi boyalı bölgenin alanı 2'den 5'e fx dx olmaz. Buranın integralidir bu. Alan dediği için eksi olacağından dolayı önüne eksi getirmeliydi. Yani yanlış 1 2'dir cevap. Soru 4 eksi 1'den 5'e kadar. Eksi 1'den 5'e kadar benden bu bölgelerin alanlarını istiyor aslında. Hesaplayalım şuranın alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 1 bölü 2. Şu kısmın alanı yine taban çarpı yükseklik bölü 1 bölü 2 bunlar birbirini götürür. Şurası birbirini götürür. Sadece şurası kalır. 2 çarpı 1'den 2'dir. Boyalı bölgenin alanını istiyorsa senden ne yapacaksın? Sınırların bir, eksi 1'den 3'e kadar üsttekten alttakini çıkaracağım. x kare artı 2 eksi x kare dx gelir. Bu da eksi 1'den 3'e kadar x kareler gitti. 2 dx'tir. 2'nin integrali 2x sınırlar eksi 1'den 3'e. 3'ü koydum 6. Eksi 1'i koydum eksi 2. Cevap ne gelir? Bak buradan. Artı 8. Soru 6. Sıfırdan 7'ye mutlak değer diyorsa zaten x ekseninde altında kalan kısmı simetrini alacaksın ya. Hepsinin pozitifi gelir. 5 artı 6 artı 2. Eksi. Sıfırdan 7'ye normal diyorsa bu da eksi 5 artı 6 eksi 2'dir. Bu kısım ne gelir? 13. Bu kısım 6 eksi 1 gelir. Eksi eksi artıdan 14'tür. Soru 7. Sıfırdan 4'e fx'in integrali ne olabilir diye soruyor. Şimdi beraber bakalım bir. Buradan buraya ne olabileceğini soruyor değil mi? Bir kere istediği kısım şu mavi ile taradığım kısmın hepsi. Değil mi? Peki o zaman bu ma demin mavi taradığım kısım kesinlikle şu dikdörtgen alanından büyük müdür? 4 çarpı 1'den 4'ten büyük olacak. O yüzden 3 gelemez. Peki ilk başta o mavi kısım şuradaki büyük dikdörtgen alanından küçük müdür? 4 çarpı giden 8'den de küçük olacaktır. O yüzden 6 ve 7 olabilir. A bölgesinin alanının B bölgesinin yani şu A'nın ve B'nin birbirine eşit olduğunu söylüyor. Şimdi sen şuranın alanı bulmak istersen şöyle bulabilirsin. Bu dikdörtgen alanı 1 çarpı 1'den 1'dir. Şu kısım 1 eksi A kadar gelir. Değil mi? Peki bu kısım alanında şurası m-1 burası 1 ise uzun kenar çarpı kısa kenardan m-1'dir. Peki a da b eşitse buraya a dersem o zaman şu taradığım kısmın alanı ne gelir? 1 eksi a ile a'yı toplarsam a'lar gider. Ee, baktığın zaman burası m eksi 1 ile 1'i toplarsam m gelir. Yani buranın alanı m geldi. Peki normalde oran alanı nasıl bulursun? 0'dan m'ye x kare dx demez misin? Burada x küp bölü 3 sınırlar sıfırdan m'ye, ben eşitmiş. m küp bölü 3 eşittir m'den, 3m eşittir m kare gel, m küp geliyor böler her tarafı m'e, m kare eşittir 3 gelir. O zaman m buradan kök 3 gelecektir. Devam edelim. Bana demiş ki e, önce alanlar hakkında bilgi vermiş. Mesela sen şunun alanına 2K dersen bunun alanına 3K diyeceksin. Buraya da K diyeceksin. Yani şuraya 2K dedin. Buraya 3K dedin. Buraya da K demiş oldun. Mutlak değer diyorsa hepsini pozitifini alacaktın. 2K, 3K, K. 24'müş. Yani 6K eşittir. 24 ise K ne gelir? Bak buradan 4. Eksi 6'dan 3'e. Şuraya kadar olan kısmı istiyor efendim. İntegral. Bu da 2k eksi 3k'dan eksi k gelmeli. E k 4 ise eksi 4'tür cevap. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g doğrusal fonksiyonlarının dik koordinatlarının grafikleri aşağıda verilmiştir. Ee, sarı renkli bölge kenarları eksenlere paralel olan bir kareymiş. A çarpı b istiyor bizlerden. Bunun kare olduğuna dikkat edelim şimdi. Şimdi A'dan B'ye fx gx yani şuranın alanının 16 olduğunu söylüyorsa bu bir kare ise 4'e 4'tür. Burası 4'tür burası 4'tür. Peki şu mesafe ne kadardır? B eksi A kadardır. 4 birim. E sana soru A artı B'nin 2 olduğunu söylüyor. Topu taraf tarafa. 2A 6 ise A ne geliyor bak buradan 3. A yerine 3 yazarsam B de eksi 1 gelir. A çarpı B istiyor bizden. 3 çarpı eksi 1'den cevap eksi 3 gelir. Soru 11. Ee, benden belli ki o sınırlı bölgenin alanını istiyor. Ee, K'yı nereden bulacağız hocam dersen bak burası iki noktası bunlar kesişiyorsa demek iki yazınca ikisinin de cevabı aynı gelir. 2 yazdım 4. 2 yazarsam eksi 4 artı K'dan. K'nın 8 olduğunu buradan çıkardım. Şimdi buranın alanı bulalım. Sınırlar 0'dan 2'ye kadar üsttekinden alttakini çıkaracağım. Yani eksi x kare artı 8'den x kareyi mi çıkarmam lazım? E 0'dan 2'ye 2 x kare artı 8 dx geldi. Bunun integrali eksi 2 tane x küp bölü 3 artı 8 x. Sınırlar 0'dan 2'ye 2'ye koydum yerine 16 bölü 3 artı 16 gelir. 48'den 16 çıkardım. 32 bölü 3'dür. 12'ye bakalım. Bir kere önce bunu bir parçala. Eksi 3'ten 7'ye 2x dx de eksi. Eksi 3'ten 7'ye fx dx de. Sen zaten eksi 3'ten 7'ye fx dx'i bulursun. Eksi s1 artı s2 eksi s3'tür. Yani eksi 5 artı 12 eksi 4'ten 3 gelir. Şu kısmı cevabını 3 buldum. Peki bunu hesaplayalım. 2x'in integrali x karedir. Sınırlar eksi 3'ten 7'ye. 7'nin karesi 49, 3'ün karesi 9. Ne geldi? 40. 40 eksi 3'ten 37'dir cevap. Hmm, bana şekildeki B bölgesinin alanı A'nın alanının ben 6 birim kare daha mı fazlaymış? O zaman B eşittir. A artı 1 bölü 6 diyeceğim. Bu bir dursun elimde. 1'den 3'e fx dx istiyor bizden. Şimdi bak. Bunu parçalayalım. Nasıl? 1'den 3'e fx dx şu siyahla taradığım kısım. Değil mi? Bak. Buranın alanı 1 bir birim. Buranın alanı 1 bir birim. Buranın alanı 1 bir birim. Şurasının tamamı bir birim. Burası 1 bir eksi b geldi. Peki taradığım şu alan ne geldi? 1, 2, 3, 4 eksi b artı a geldi. Değil mi? Peki şöyle yapalım. Ee, b eksi a gördüğüm yere 1 bölü 6 yazarsam burası 4. Dikkat et bu a eksi b. Eksi 1 bölü 6 gelir. 6 kere 4 24. 1 çıkardım. 23 bölü 4 23 bölü 6'dır cevap. Ee, bana S1 bölü S2 istiyor. Şimdi şu noktanın ne olduğunu bilmiyorum. Ya, şuraya A desem. A'yı getirip fonksiyonu da yerine yazarsan ne gelir? 4A küp geldi. Bir kere S1 artı S2 A çarpı 4A küpten 4A üzeri 4 gelir. Peki S1'in alanı neye eşittir? 0'dan A'ya 4x küp dx gelir. Ve bunun integrali x üzeri 4'tür. Çünkü 4'ler birbirini götürecek. 0'dan A'ya. Demek ki A üzeri 4 geldi S1'in alanı. S1 gördüğüm yere A üzeri 4. S2 gördüğüm yere dikkat et. Tamamından A üzeri 4'ü çıkarırsam 3A üzeri 4 gelir. Cevap 1 bölü 3'tür.